Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Biraz önce aktarmış olduğum dolar-TL analizinden sonra bugün endekste yaşanan, daha doğrusu dün öğleden sonradan itibaren endekste yaşanan sert hareketler gereği de çok fazla soru gelmekte. Endeksin cuma günü çok olumlu bir kapanış yaşaması ve onun ardından pazartesi gününe, yani bu haftaya son derece olumlu bir başlangıç yaparak 97 binlere yaklaşan bir seyri sonrasında gelen enflasyon verilerini müteakip olarak sert bir gerileme yaşamış olması gerçekten yatırımcıların aklını ciddi şekilde karıştırıyor, başları döndürüyor. Sevgili arkadaşlar, endekste, daha doğrusu piyasalar genelinde son birkaç gündür çok enteresan gelişmeler yaşanmakta. Çok önemli belirsizlikler hakim. Hangi hususun iyimserlik adına yorumlanacağı veya birkaç dakika sonra veya kısa bir süre sonra aynı konuya bağlı olarak daha farklı görüşlerin ortaya çıkması genel anlamda bütün dünya endekslerini ciddi şekilde etkilemekte. Sevgili arkadaşlar, bu gelişmelerin temelinde bilindiği gibi G20 zirvesi vardı hafta sonu ve bu hafta sonu yapılmış olan bu zirve ardından ticaret savaşlarının baş aktörleri olan Amerika ve Çin, yani Trump ve Xi arasında 90 günlük bir ateşkes anlaşmasının yapıldığı, bu süre içerisinde ek vergiler konulmayacağına dair el sıkışıldığı şeklindeki haber pazartesi günü tüm dünya endekslerini son derece olumlu etkilemişti. Ancak bugün çok farklı bir gelişme yaşandı ve Amerika Hazine Bakanı ve Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi arasındaki görüşmelere ilişkin olarak kendisine yöneltilen sorulara vermiş olduğu, daha doğrusu vermediği yanıtlar nedeniyle ciddi şekilde bir kafa karışıklığı gündeme geldi. Bu görüşmelerde otomotiv sektörüne ilişkin olarak vergilerin, ek vergilerin olup olmayacağı veya ne tür bir düzenleme olacağına dair gelen soruları yeterli bir şekilde cevap vermemesi, 90 günlük ateşkes anlaşmasının detayları ve ayrıntıları konusunda ki sorulara da yanıt vermemiş olması, acaba bu konuda samimiyetsiz bir el sıkışma mı yaşandı? Trump özelinde ekstra bir takım adımlar atılır mı, atılmaz mı şeklinde değişik soru işaretleri tüm dünya endekslerini bugün olumsuz etkiledi. Buna bağlı olarak biz de tabii ki bu etkinin altında kalmış bulunuyoruz. Özellikle dünkü enflasyon verisinin açıklanması ve bu veriye bağlı olarak da bir faiz indirimi gelir mi gelmez mi soru işaretlerinin yoğun olarak gündemde olduğu dün ve bugün, ekstra bu küresel gelişmenin de devreye girmesi, dolardaki artışın ciddi bir atakla hızlanmış olması endeks bazında da bir tatsız görüntü oluşmasına sebebiyet verdi. Sevgili arkadaşlar, haftaya başlarken endeks için 94.855 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu, bu pivot seviyesi, yani şu noktanın pivot seviyesi olduğunu, bu seviye üzerinde kalındıkça 96.660-70'ler seviyesine, buranın da aşılması durumunda 97.300 ve 99.000'lere kadar devam edebilecek bir yukarı atağın ve iyimserliğin gerçekleşebileceğini ifade etmiştik. Arkadaşlar, bu pivot seviyelerini, pivot direnç ve destek noktalarını niçin hesaplıyoruz ve niçin gündeme getiriyoruz? Net olarak bilsek ki endeks kesin olarak yukarı gidecek, hiçbir noktada takılmayacak, hiç bu tür hesaplar yapmaya gerek yok. İşte çıktığımız yolda karşımıza gelebilecek olan virajları, zorlanabileceğimiz noktaları veya yanlış bir yola girdiğimiz anda ne yapmamız gerektiğini bize bu kritik hesaplamalar göstermekte. 96.666 üzerine çıkamadığımız için, 96.800'ler civarında bir zorlanma yaşayıp da geri çekildiğimiz için bu önemli direnci aşamadığımız gerçeğini dikkate almak gerekiyordu ve bu 94.850 seviyesi ise artık endeksin önemli bir hayati noktası veya bu haftanın kriterleri itibariyle, bu haftanın beklentileri itibariyle önemli bir destek noktası olarak izlenmeliydi. Dün bu saatlerde aktarmış olduğum analizimde endekste yaşanmış olan geri çekilmenin ardından bugün bir tepki yaşanma ihtimalini daha yüksek gördüğümü, oluşan bu geri çekilmenin birazcık da 91.500'lerden 96.800-700'lere kadar oluşan yükselişin makul görülebilecek bir kar realizasyonu
olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim ve bir tepki beklediğimi belirtmiştim. Ve bu tepkinin ise 95.500 üzerinde, yani 95.400 olarak dün için ifade etmiş olduğum bugüne yönelik geçerli olan pivot seviyem idi. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda bu tepkinin devam edebileceğini, ancak bu seviyenin destek konumuna getirilememesi, üzerinde kalınamaması durumunda ise olumsuz eğilimin devam etme olasılığının yüksek olduğunu ifade etmiştim. Nitekim bugün açılışla birlikte tepkisel bir görünüm vardı. Endeks tepkiyle güne başladı, fakat en yüksek görebilmiş olduğu değer 95.550 seviyesi oldu ki şuradaki ifade etmiş olduğum, dün geceden ifade etmiş olduğum pivot seviyesinin üzerinde kalamadığımız için veya genel anlamda 95.350 seviyesinde de bir Fibonacci direncimiz vardı, bunu da destek yapamadığımız için 95.000 aşağısına gelinmekle seans sonuna doğru satışlarında özellikle yurt dışı endeksleri, hele hele Dow Jones'un açılmasıyla birlikte oluşan olumsuz görünüm, zaten gün boyu bu olumsuzluk fiyatlanmıştı ve dolardaki hareketlenme endekse ekstra satışlar gelmesine sebebiyet verdi. Endeks için bugün ne yönelik olarak önemli olan pivot desteklerimiz 94.046 ve 93.582 idi ve endeks bugün en düşük 93.530 seviyesini görmek kaydıyla şurada dünden ifade etmiş olduğum 93.582 desteğini muhafaza etmiş oldum. Peki arkadaşlar, endeks için öncelikle haftalık bazda önemsememiz gereken destek noktalarımızı bir kez daha hatırlayalım. 94.855 seviyesi bir önemli bir destek noktasıydı ve bu seviyenin aşağısına gelinir ise, ki şu an gelmiş bulunuyoruz, ama hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Bir destek veyahut da direncin kırıldığından söz edebilmek için üst üste minimum 2 kapanış görmemiz lazım. Yani bugün endeks 94.855 aşağısında kapanmış olabilir ama yarın tekrardan bu desteğin üzerine çıkabilir. Şimdi arkadaşlar, 94.165 seviyesi bu haftanın önemli bir birinci pivot desteği imiş. Bunun arkasında ise 92.353 desteği geliyor. Sonrasında da zaten aşina olduğumuz, geçtiğimiz yakın tarihte de gördüğümüz üzere 91.500 desteğimiz, 91.600 desteğimiz söz konusu. Sevgili arkadaşlar, bugün Dow Jones'un olumsuz seyrini devam ettirerek kapanış yapmasına neredeyse muhakkak gözüyle bakabiliriz. Zira şu anki tablo, saatlerimiz 22.47, 22.50'yi göstermekte. Çok affedersiniz. Dow Jones evet %2.37 değer kaybı yaşıyor. 25.200 seviyelerinde, dün 25.800'lere, 26.000'lere yaklaşan bir eğilim göstermişti hafta sonu G20 zirvesi sonrasındaki iyimser hava nedeniyle. Ancak bugün 575 puan civarında bir eksiyle işlem görüyor. S&P'nin yine benzer şekilde %2.12 civarında bir geri çekilme içerisinde bulunduğunu, 2700'ler civarında olduğunu görmekteyiz. Kapanışa doğru çok olağanüstü bir değişim olmayacak. Yalnız önemli olan, bilindiği gibi yurt dışı endekslerinin, özellikle Dow Jones ve S&P'nin kapanışı değil, kapanışından sonra işlem görmeye başlayan future'larında bir tepki niyetinin olup olmadığı. Yani kapanış ardından future'larda bariz bir tepki görüyorsak, bariz bir artı eğilim görüyorsak ve gün içerisinde de, daha doğrusu sabah saatlerinden itibaren de bu olumlu eğilim devam ediyorsa, bu durum Asya borsalarına, Uzak Doğu borsalarına olumlu bir etki yaratıyordu. O günü olumlu bir şekilde fiyatlıyordu. Biz de bu durumun etkisiyle açılışımızı şekillendirebiliyorduk. Tabii ki burada esas önemli olan konulardan birisi de, sürekli olarak sizlere dikkat çektiğim gibi, S&P 500 Volatilite Endeksi, yani Korku Endeksi diğer ismiyle, şu anda %20 civarında bir artıda olması. Arkadaşlar, burada ana kriter neydi? Burada ana kriter 20 seviyesinin üzerinde oluşu küresel piyasalar için bir tehlike, küresel piyasalardaki yatırımcılar için ciddi anlamda bir karamsarlık anlamına geliyordu. Volatilite, yani dalgalanma, iniş ve çıkışların çok yüksek olduğu bir seviyenin ifadesi, habercisi olabiliyordu. Şu anda 20 seviyesine yakın bir konumdayız. Ancak henüz bu 20 seviyesi, yani kritik eşiğin üzerine geçilmiş değil. Şayet Dow Jones 25.000 seviyesinin aşağısına inerse,
S&P ise 2650 seviyesinin özellikle 2700-2650 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşarsa buranın da %20 üzerine çıkacağını, yani %20'nin üzerindeki bir artış yaşamak kaydıyla şuradaki 19.68 olan şu anki seviyesini kritik 20 seviyesinin üzerine çıkartarak karamsarlığı daha da artırabileceğini söylemek mümkün. Ancak tabii ki daha kapanışa 1 saat gibi bir zaman var. Durum ne olur bilemiyorum ama tablo Dow Jones'un olumsuz kapanış yapacağı yönünde. 25.500 seviyelerine yakın bir kapanış görebilirsek şu tablonun biraz daha iyileştiğinden söz edebiliriz ve future'ların da gece 01 civarlarında olumlu bir açılış yapabilme ihtimalinin de arttığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bu durumdan yurt dışı piyasalarından bir ayrılalım ve tekrar BIST 100'e gelelim, endeksin durumuna gelelim. Arkadaşlar evet, 90 son kapanışımızı 93.880 seviyesinden gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu durumda yurt dışı endekslerinin yarın da olumsuz bir seyir içerisinde olması, sabah saatlerinde uzak doğunun da çok kötü bir tablo içerisinde olması ve özellikle dolar TL'nin de 5.40'ın üzerinde, 5.45-5.47 civarlarında, yani 5.47 direncini zorlayan bir görünüm içerisinde olması ile güne başlayacak olursak, bu durumda endeksin negatif bir başlangıç yapmasını bekleyebiliriz. 94.165 seviyesi bu hafta için önemli bir destek konumundaydı. Bu desteğin de aşağısında kapanış yaptık. Zaten pivot desteğimizin aşağısındayız. Bu durumda 92.350 seviyesine kadar, bu seviyeye kadar bir geri çekilme riski oluştu diyebiliriz. Arkadaşlar 92.353 seviyesine kadar diyorum. İlla ki bu noktaya kadar bir geri çekilecek, milimetrik olarak bu noktayı görecektir diye bir iddiada, bir söylemde bulunmak mümkün değildir. Ama endeks eğer 94.165 seviyesindeki direncini aşamıyorsa, biraz sonra size göstereceğim üzere saatlik, daha doğrusu 2 saatlik grafiklerimizde olduğu gibi 94.056 seviyesindeki Fibonacci desteğimizi, artık destekti ama şu anda direnç konumuna geldi, bu direnci aşamıyor ise bu durumda 92.350 haftalık itibarıyla, haftalık grafiklerimiz itibarıyla, yarın olmayabilir ama bu hafta içerisinde görülebilme ihtimali olan teknik bir noktadır. Buranın da kırılması durumunda bir sonraki teknik nokta ise 91.663 seviyesidir. Genellikle 3. pivot desteğinden veya 3. pivot direncinden tepkiler oluşabildiğini hesaba kattığımız zaman, istatistikler bize böyle bir veri sağladığı için bu durumda 91.650 seviyesine yaklaşımlardan daha kuvvetli bir tepkinin gelmesini bekleyebiliriz son günlerde yaşadığımız gibi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şayet 94.850 seviyesi üzerine çıkacak olursak iyimser hava tekrar oluştu diyebiliriz. 96.200-400 seviyesinde bir ara direncimizin olduğunu, ardından da 97.350-400 bölgesinde bir direnç bölgemizin olduğunu zaten dünkü analizlerimde de yoğun bir şekilde sizlere ifade etmiştim. Şimdi arkadaşlar seans içerisinde sizlere kısa vadeli göstergelere dayalı olarak 120 dakikalık grafikler üzerinden yorum yaptığımı her zaman söylüyorum. Bu grafiğimi de sürekli olarak görmektesiniz. Biz adım adım endeksin ne yapacağını bu grafikten takip ediyoruz. 120 dakikalık bir grafiktir bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 91.500 yakınlarından başlayan tepkide öncelikle %50 seviyesine denk gelen 96.700 noktasını takip ettik. Buranın açılması sonrasında 95.000'e yaklaşımlarda bir sıkıntı yaşandı. Tekrardan bir geri dönüş oldu 92.000'lere, 92.700-800 bölgesine doğru ve sonrasında arkadaşlar özellikle takip ettiğimiz 38.2, yani 94.500 seviyesindeki direncin aşılmasıyla birlikte biz dedik ki bu direncin aşılması sonrasında yeni hedef şu bölge olabilir. Nitekim bu bölgede %23.6, yani 96.865 seviyesine denk geliyordu. Buraya da çok net bir dokunuş yapmak kaydıyla bu seviyeyi de test ettik ama ardından gerileme başladı. Bu gerileme 95.000 civarlarında, 94.500-95.000 aralığında ve bizim de aynı zamanda pivot desteğimiz olan, haftalık pivot desteğimiz olan 94.855 noktasında eğer karşılanabilmiş olsa idi, tekrardan bu desteğin çalıştığından ve yeniden yeni bir güç, yeni bir atakla, yeni bir niyetle
bu seviyeye doğru bir denemenin, bu direnci aşma adına bir çabanın olabileceğini söyleyebilecektik. Fakat maalesef ki bugün bu desteğimiz kırıldı ve kapanışımız 93.880 seviyesinden gerçekleşmiş durumda. 94.000 aşağısında bir kapanış yaşamış bulunuyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu tabloya bağlı olarak söyleyebileceğimiz durum şu. Haftalık olarak ifade ettiğim gibi 92.300-400 bölgesine kadar bir geri çekilme riskimiz teknik olarak mevcut. Ama biz şu kısa vadeli grafiklere bakmak kaydıyla şuradaki bir destek bölgemiz olduğunu, bu destek bölgesinin geçmişte zorlandığını ve önemli zorlamalar sonrasında, önemli gayretler sonrasında bu bir atağın başladığını görüyoruz. O halde burada güçlü bir direncin olduğunu, buna mukabil de güçlü bir destek olabilir ihtimalini dikkate almak kaydıyla bu seviyenin %50 seviyesine denk gelen 92.700-800 bölgesi olduğunu görmekteyiz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 92.300-400'ler ve 92.700 bölgesi endeksin önemli destek bölgeleri konumunda. Evet, tekrar söylüyorum, bu seviyelere kadar gerileme yaşanacaktır gibi bir iddiada bulunmak mümkün değildir. Endeks için yarın eğer olası bir geri çekilme moduyla güne başlayacak olursak 2 saatlik göstergelerimiz itibariyle 93.000 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığı gündemde olabilirmiş. Ki bu hangi koşullar altında gündemde olabilir? 2 saatlik grafiğimiz itibariyle eğer 94.000 üzerine çıkıp da yerleşemiyorsak, yani endeks açılışla birlikte belki 100-200-300 puan bir geri çekilme olsa bile hızlı bir şekilde kendini 94.000 üzerine, 94.000 ila 94.200 aralığındaki Fibonacci ve pivot destek bölgesinin üzerine atamıyorsa, 94.000'i bir direnç olarak algılıyorsa, 94.000'e yaklaşımlarda ekstra satışlar görüyorsak, bu durumda endeksin 93.000'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu, bu desteğin de çalışmaması durumunda 92.500'e, az önce ifade ettiğim gibi 92.300-500-600 o bölgeye, o sınırlara kadar bir geri çekilme riskinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Yine burada 91.500 seviyesi tablonun çok karanlık olması durumunda karşımıza çıkabilecek önemli bir seviye olarak görülmekte. Şimdi arkadaşlar, bir de yarın için gün bazında tabloya bir bakalım isterseniz. Yarın için arkadaşlar gün bazında vaziyet şunu göstermekte. Şimdi arkadaşlar, evet, şurada son bara gelelim arkadaşlar. Evet, 93.880 ve 94.210 seviyesi yarın için gün bazında takip etmemiz gereken pivot seviyesi. Yani pivot sistem yarın bütün gün için 94.210 seviyesini önemsiyor. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça eğilimin aşağı olabileceğini, bu seviyenin üzerine çıkılır ve yerleşilir ise eğilimin yukarı yönlü, yukarıdaki direnç bölgelerini zorlayıcı istekli olabileceğini ifade ediyor. 94.210 üzerinde kalabiliyor isek eğer, 94.900 yani 95.000 seviyesine yaklaşırken dikkatli olmamız gerektiğini ve bu seviyenin aşılması durumunda ise son 2 gündür yaşamakta olduğumuz gibi 96.200 seviyesi sürekli de üzerinde durduğum bir ara direnç bölgesi olarak yine karşımıza çıkıyor ve dikkat etmemiz gereken seviye özelliğinde. Peki 94.200 üzerine çıkamıyorsak, bu durumda 94.000 ila 94.200 arasına sıkışan Fibonacci, pivot destekleri ve günlük pivot seviyesini aşamadığımız takdirde 92.870 seviyesi yarın için günlük bazda dikkat etmemiz gereken en önemli destek bölgesi özelliğinde. Bu desteğin aşağısına gelmiyorsak, 93.000 aşağısına yönelik ufak tefek sarkmalar olsa bile şu seviyenin aşağısına gelmeden derhal 93.000 üzerinde kalabiliyorsak, bu durumda tekrardan endeksin 94.000'e yaklaşma niyetinin olabileceğini, endeksin çok da fazla geri çekilme niyet ve isteği içerisinde olmayacağını düşünebiliriz. Ama dediğim gibi 93.000 aşağısında 92.200 ile 92.600 aralığı kritik bir bölge, buranın da kırılması durumunda 91.500'ler tekrar gündeme gelebilir. Şimdi arkadaşlar, tablo bu. Evet, yurt dışı kötü kapanacak bugün, bunu da biliyoruz. Yarın için kritik seviyelerimiz bunlardan ibaret. Peki
herhangi bir yerden bir işaret alabiliyor muyuz acaba? Yani yarın durum ne olabilir? Tablo rakamlar olası gidecek, düşecek veyahut da yükselebileceği noktaları biliyoruz ama yabancı işlemleri veya aracı kurumların tavırları vesaire vesaire. Bunlardan yarına yönelik bir ihtimal, bir ipucu yakalayabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar, bu durum için tabii ki her zaman olduğu gibi aracı kurum işlemlerini incelemenin önemine her fırsatta değiniyorum. Zira onların işlemleri tabii ki bize %100 olarak yol gösterici olmayacaktır ama en azından bazı ipuçları çıkarabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz son zamanlardaki yorumlarımda sürekli olarak bankacılık endeksinde bir hareketliliğin olduğunu, endekste yaşanan geri çekilmelere rağmen banka endekslerinin güçlü kaldığını, özellikle ve özellikle Garanti Bankası'nın güçlü bir durumda tutunduğunu, geçmiş zamanlarda 5.35-5.40'lara gevşediği dönemlerde endeks 91-92 seviyelerinde olsa bile o seviyelere kadar geriliyor olmasına rağmen, bugün endeks 92-93-94 bu bölgelerde olsa bile Garanti Bankası'nın 8'ler yakınında görebilmekteyiz. Yani bir yukarı gitme niyet ve isteği içerisinde olduğunu zaten yabancı işlemlerinden de sıklıkla size göstermekteyim. Şimdi arkadaşlar, bugün itibariyle yabancının ne yaptığına bakalım. Daha doğrusu kimlerin ne yaptığına önce bir bakalım, sonra yabancıya geçelim. Bugün arkadaşlar endeksteki olumlu tabloya rağmen ilk 5 kurum bazında alıcılar ve satıcılar arasında 73 milyonluk bir alıcılar lehine fark oluşmuş. Yani alıcılar bugün daha üstün durumda imiş, satışları rahatlıkla karşılamışlar 73.6 milyonluk bir fark ile. Bugün arkadaşlar en çok satan Global Yapı Kredi ve TEB Yatırım iken yabancı kurumların satış modunda olduğunu görmüyorum. Alıcılar noktasına baktığım zaman ise kreditin 107 milyon, 108 milyon civarında bir alımını görmekteyim. Arkadaşlar, kredit bugün seansın son anlarına, yani saat 18 civarlarına kadar, 17.56, 17.57 gibi seansın kapanmasına 2 dakika, 3 dakika kala anlarda kreditin 93 milyon civarında bir alımı vardı. Özellikle dikkat ettim ben bu hususa. Ancak seansın kapanmasından sonra, o aradaki 5 dakikalık karanlık oda dediğimiz süreç geçtikten sonra kreditin kapanış işlemleriyle birlikte alım miktarının 108 milyona çıktığını, yani 15 milyon TL civarında bir ek alım aldığını, bir ek alım yapmış olduğunu görüyorum. Şimdi bu durumu seansın sonlarına doğru 103.500'lere, 103.600'lere doğru gerileyen ve de ucuzlayan fiyatlardan alım yapma isteğini olumlu değerlendirmek mümkün olabilir. Zira bu geri çekilmenin geçici olabileceği ve endeksin haftaya başlarkenki olduğu gibi niyetinin yukarı eğilimli olduğu şeklindeki düşüncenin kredit bazında da mevcut olduğunu, bu nedenle oluşan seans sonu satışlarından istifade ettiği şeklinde yorumlayabiliriz. Şimdi bu anekdotu bir köşeye bırakalım. Ancak sadece ve sadece bu bilgiye dayanarak yola çıkarsam, kredit bugün nasıl olsa 108 milyonluk alım yaptı, düşüşten korkmadı, hatta düşüşün seansın sonlarına doğru 15 milyon daha alım yaptı diyerekten tamamen ön yargıyla hareket etmek bizi yanıltacaktır. Bu ifadelerimi niye kullanıyorum arkadaşlar? Viop işlemlerinde. Biliyorsunuz viop işlemleri endeksin yönünü tahmin etmeye yönelik bir işlemdir. En kısa ifadesiyle aslında Viop'un işlem amacı bu değildir. Viop'taki amaç endeksin yönünü tahmin etmekten ziyade pozisyonları hedge etmektir. Ancak biz küçük yatırımcıların özellikle yapmış olduğu tavır şu, biz Viop işlemlerinden de para kazanmayı hedeflemekteyiz. Neyse, bunlar işin ayrı konusu. Viop konusuna herkes vakıf olmadığı için bu söylediklerim çok fazla anlaşılır gelmeyebilir. Ama ben burada Viop konusuna değinmek zorundayım bilen arkadaşlar için. Sevgili arkadaşlar, burada bakınız, biraz önce gösterdiğim gibi Credit Suisse'in 108 milyon alım yaptığını söylüyorum. Endeksten alım yapmış. Biraz sonra neler aldığına da bakacağız. Ancak burada arkadaşlar Credit Suisse 11.6 milyonluk satış yapmış. Yani short pozisyon oluşturmuş. Şimdi arkadaşlar, Credit Suisse burada bu miktarda bir short pozisyon oluşturmuş ise bir ihtimal elindeki long pozisyonları kapatmış olabilir veya elinde bulunan long pozisyonların işte 11.6 bin kadarını kapatmıştır diye de yorumlayabiliriz. Fakat Credit Suisse'in bu seviyelerden, yani bu düşük seviyelerden kapanış yapma ihtimalinden ziyade benim buradaki tahminim, şahsi kanaatim ve tahmin ettiğim senaryo, Credit Suisse
bugün piyasalarda oluşan dengesizliklerden dolayı endekslerin yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek noktasında bir kararsızlık yaşamakta ve son günlerde de ciddi alımlar yapmıştı ve elinde bulunan alım pozisyonlarını, yani elinde bulunan hisse senedi pozisyonlarını korumak, olası bir geri çekilmede bunların değer kaybından en az etkilenebilmek için yaklaşık 11 bin, 12 bin adet civarında short pozisyon açmış durumda. Arkadaşlar, hedge etmek dediğimiz olay işte budur. Bir yanda elinizde hisse senedi vardır fakat bunun yükselip yükselmeyeceğini bilmiyorsunuz. Ama ya düşerse korkunuz var ise bu durumda farklı bir enstrümandan düşebilme ihtimaline yönelik işlem açıyorsunuz. Aynen kreditin yaptığı gibi. Bu nedenle VIOP işlemlerine bakarak, VIOP'ta alana ve satana bakarak sadece ve sadece bu insanların net bir şekilde endeksi aşağı beklediklerini de düşünemezsiniz. Endeks bazında yapmış oldukları alımları dikkate alarak da kesinlikle endeks uçup gidecektir şeklinde bir yorum yapmanız da mümkün değil. Bugün kredit 108 milyon civarında bir alım yaptı diyoruz. Bu alımlarını belki de VIOP piyasasında daha yüksek noktalardan short pozisyon açabilmek, daha yüksek seviyelerden short pozisyon biriktirebilmek amacıyla da gerçekleştirmiş olabilir. Arkadaşlar, burada bazı karmaşık hesaplar vardır ama önemli olan şu iki detayı da bilmemizde yarar bulunuyor. Bugün kredit 108 milyon civarında bir alım yaptı. Yapmış olduğu alımlarının 15 milyonluk kısmını seansın sonlarına doğru oluşan geri çekilmede gerçekleştirdi. Ama aldığı pozisyonlardan çok net bir şekilde emin olmamalı ki bir miktarda, hatta önemli bir miktarda short pozisyon açma ihtiyacını hissetti. Bu açılan short pozisyonlarda dediğim gibi bir ihtimal eldeki longların kapatılma ihtimali de olmuş olabilir ama kreditin eğer böyle bir niyeti olsaydı bu longlarını dünden kapatabilirdi veya bugün sabah daha erken saatlerde kapatabilirdi diye tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar, evet biz kreditten yola çıkmış iken kreditin bugün ne aldığına ve ne sattığına da bir bakalım isterseniz. Bu nokta aslında önemli bir nokta olacak. Çünkü kreditin ne aldığının önemi büyük bir anlam çıkarabilecektir bize. Gördüğünüz gibi Garanti Bankası hissesi almış 60 milyon civarında bir alımını, 110 milyonluk alımının yaklaşık yarısından fazlasını Garanti Bankası üzerinde ve 14 milyonluk kısmını ise Koza, Akbank, Halkbank vesaire şeklinde sıralanmış durumda. En çok satış yaptığı hisselere bakalım. Kredit bugün çok büyük satışlar yapmamış. Aselsan'da 2 milyon civarında, İşçi'de ise 1.6 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiş bulunuyor. Özetle arkadaşlar, bugün kredit piyasayı toplamak istemiş veyahut da piyasanın çok fazla düşmesini engelleyebilmek adına belki de seans sonuna doğru yapmış olduğu alımlarla 93.800'ler civarında bir kapanışa sebebiyet vermiş durumda. Yarın için özellikle takip etmemiz gereken doların 5.40'ın üzerinde olup olmadığı, ABD futurlarının hangi seyirde olduğu, artı yönde mi yoksa yine negatif yönde mi görüntülerinin mevcut bulunduğu ve özellikle de 94.200 seviyesinin üzerine çıkabiliyor muyuz, çıkamıyor muyuz? Bu seviyeyi tekrar destek yapabiliyor muyuz? Yoksa 94.000'e yaklaştıkça veya 94.000'e hiç yaklaşamadan bu seviyenin aşağısında ağırlıklı olarak 93.000 civarlarına yakın bir seyir içerisinde miyiz? Bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin futurelarının bu geceki seyrini net bir şekilde görmeden ve yarın sabaha karşı Asya borsalarının bu olumsuz yurt dışı endekslerini nasıl fiyatladıklarını ilk işleme giren endeksler olarak görüp incelemeden net bir ifade kullanmamız mümkün değil. Ancak ben şahsi görüşüm olarak endeksteki çok kötü seviyelere ulaşmak, 90 bin aşağılarına gitmek gibi bir niyetin önemli seviyelerde ötelendiğini, böyle bir niyetin mevcut olmadığını, dün ve bugün yaşanan ciddi gelişmeler sebebiyle, yurt dışı gelişmeleri sebebiyle endekste bir duraksanma yaşandığını, bankacılık endeksinin hala güçlü konumda olduğunu ve Aralık ayı içerisinde endeksin 100 bin atağını yaşayabileceğine dair şahsi kanaatlerimi devam ettiriyorum. Panikle işlem yapmayınız. Lütfen hangi noktada
alacağınıza ve hangi seviyelerde satış yapacağınıza önceden karar veriniz ve mutlak ve mutlak suretle Twitter adresimde gerekse borsapivot.com sitesinde yayınlanmakta olan tüm hisselerin günlük ve de haftalık pivot destek ve dirençlerini muhakkak biliniz ve takip ediniz. Sevgili arkadaşlar, iyi geceler diliyorum. Yarın için umuyorum ki gülen bir yüzle, iyi bir tabloyla olumlu bir seyir yaşayabiliriz. Kayıplarınızı telafi edebilirsiniz. Sevgilerim ve saygılarımla hoşça kalınız.